Günaydın. Kimse ayılamamış. Bakayım. Aa, yüzler gülüyor ha. Günaydın. 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 Pamukkale'ye doğru yola çıkıyoruz. Hadi bakalım macerayı hep beraber yaşamaya. Bu sefer Denizli yolcusu. Getirsiniz. Günaydın. Siz ne söylemek istersiniz? Peçete istiyorum. Evet, peçetemiz kalmamış galiba. Var mı peçetemiz? Bilmiyorum. Yokmuş. Geldiniz. Merhaba. Nasılsın? İyiyim acil, tamam. Ya ben mi rehberim, sen mi rehber? Ne kadar çok geziyorsun. Hoş geldin. Sen piya mısın? Ha. Yani sen de beraber büyüdün her zaman. Tarih eserleri çıkartılan. Burası sadece Türkler çalışıyor. Daha Türkiye'de önce... sadece Türklerin çalışmış olduğu nadir antikatlardan birisi burası. Gerçekten. Yani sadece 2-3 tane var zaten Türklerin, sadece Türklerin çalışmış olduğu. Bizim Pamukkale Üniversitesi'nde arkeoloji bölüm başkanımız burayı kazı yapıyor. Burası normalde sadece yazın yapılır ya kazı, işte Haziran Temmuz olsun çok sıcak, tam sabah falan yapılır. Ama burası 12 ay boyunca kazı devam ediyor. O yüzden burası 20 yıldır kazılıyor, 23 yıldır kazılıyor. 23 yılda bunların hepsi çıktı. Denizli İş Adamları Derneği, Bakanlık'tan, işte UNESCO'dan gelen destekler tabii. Ama en önemlisi üniversitedeki hocalarımız tabii bayağı özen gösteriyor buraya. İş Adamları da destekliyor. Çok iyi. Burada iki tane tiyatromuz var. Birisinde konserler falan veriliyor yazları. En son senfonik orkestrası geldi buraya. Harika ya. Güzel, aynı. Bir sonraki de konsere gelin. Yüksekte kalıyoruz herhalde biraz, evet, değil mi? Evet, tepedeyiz. Tepe. Daha birazdan şuralara gittiğimizde böyle hayranlıkla izleyeceğiniz yerler var, manzaralar var. Dünyada belli başlı ne diyeyim size, su kanunlarının yazılmış olduğu yerler var. Onlardan bir tanesi de burası. Hammurabi kanunları. Ha, Hammurabi. Ünlü. Hammurabi kanunlarından sonra dünyada ilk, ikinci daha doğrusu su kanunlarının yazılmış olduğu yer burası. Bir antik kenti, orijinal heykelin sergilenmiş olduğu çeşme de sadece burası. Ben hızlı konuşuyor muyum? Anlıyor musunuz? Süper. Evet. Harika. Ben harika anlıyorum da. Mağmur mağmur. Pardon, ne dediniz? Harika. Onu anlamayabiliriz. Peki su kanunu ne? Neymiş? Su? Yani oradan bakacağım. Aa, öyle tamam. Yani, sular çok uzaktan getiriliyor ya. Suyun tamam. Değerini bilsinler diye. Suyu kim çarçur ederse, boş harcarsa cezası varmış. Bizim daha 3 yıl önce çıktı ya, hani araba yıkamak yasak, halı yıkamak yasak, apartman yıkamak yasak. Adamlar 2000 yıl önce suyun değerini insanlara öğretmeye çalıştılar. Biz turu bitirdik. Biz, evet, bütün bilgileri aldık. Çekimi yaptık, gidiyoruz hocam. Ben ne alıyoruz? Ne şapka. Aa, ben güneş gözlüğüm. Şapka niye vermedik kadına? Al. Yok, alın. Gerekmiyor. Sen şey yap. Sen al. Hadi gel, topuk topuk. Pamukkale gördün mü? Yok. Çok güzel. Nerede? Ben şu beyazlık, evet. Ben gerçekten göremiyorum. Şimdi buradan göstereyim size şehrimizi. Burası Büyük İskender'in. Büyük İskender'in diyorum. Büyük İskender'in 4 tane komut için, Büyük İskender ölüyor tabii Hindistan yakınlarında. Çocuğu olmadığı için 4 tane komutanı bölgeleri paylaşmış. Lysimachus, Antiochus, Seleukoslar, değil mi? Seleukos buraya gelmiş, bir tane şehir kurmuş. Suriye kralı diye daha doğrusu. Sonrasında ya bunlar gittikleri yerlere hep şehir kuruyorlar, evet, değil mi? Hem de eşine hediye etmiş bu şehri. Eşinin ismi de Ladike. Ladike'ye hediye ettikten sonra burası Ladike'nin şehri demek oluyor. Neydi buranın ismi? Ladike. Ladike'nin şehri. 2300 yıllık bir yer burası. Aynen. Birazdan da nereye gideceğiz? Yemeğimizi yedikten sonra Pamukkale'ye. Pamukkale kim kurmuş? Bergamalılar. Bergama kim kuruyor? Herkül'ün oğlu Telefos. Telefos da karısına hediye etmek için Hiyara'nın şehrini kurmuş. Karşıda Pamukkale. Bugün hep hanımların şehirlerini gezeceğiz. Hanım şehirleri. Benim. Senin bir köyün var mı? Bir mahallen var mı? Ne köy, ne mahalle, ne kale? Nerede bu erkekler? Nerede bu? Şimdi buradan. Tamam, burayı ben şimdilik alsam olur mu? Olur, burayı şimdi. Elif'e polise gidiyoruz. Elif'e polis. Ulan ben ses cihazını niye getirmedim? Keşke ses cihazını getirseydim. Ben Elif'e polis. Rüzgardan sesiniz çıkar o halde. Çıkar. Krallığına gidiyormuşsun. O yüzden Suriye kapısı veriyoruz. Burası Suriye Caddesi. Şehrin hemen altına bak, at arabaları geçtiği yerleri burada görüyorsunuz değil mi? Evet. Gördün mü piya? Bak, buradan at arabalarıyla geziyorlarmış. Altta da kanalizasyon sistemi var. Tuvalet ve temiz su. Boruları, suları buradan. Ha, gidiyor. Burada delik yani burada. Evet, aşağısı boş çünkü boş. Aşağısı kanalizasyon sistemi. Adamlar 2000 yıl önce yapmış, şu an hala çalışıyor. Bu kolonların hepsi üstünden hepsi böyle duruyormuş ama depremden sonra hepsi sağa doğru yapmış. Hepsi de kaldırdılar, bir tanesi hariç. O da burada
Biz anlatırken daha rahat anlasın misafirlerimiz diye. %90 orijinali gibi kalmış gördüğüm. Bir tanesi ayrılmış. O ayrılan kısımda da diğer taraftan baktığımda bir tane avcı domuz avlıyor. Buradan görebilirsiniz. Burada bir tane adam var, avcı. Burada av köpeği var, burada da domuz var. Domuzu avlarken burayı resmetmiş. Evet, tabi bunlar buraya başka yerlerden getirmiş depremlerle kırıldıktan sonra. Domuz çok net ya. Evet. Bildiğin yaban domuzu. Evet. Tam şu anda ne sıcak ne soğuk. Eğer bu rüzgar olmasaydı, şu dağdaki kar olmasaydı şu an burada şemsiyelerle geziyoruz. Çünkü çok sıcak. Onun serinliği yansıyor yani, evet, değil mi? Evet. Karların serinliği geliyor. Burası da bir de şehir sokaklarında çeşmeniz vardı. Su içebilirsiniz. Evet. Burada da gelenlere eğer su içeceksen ücretsiz. İçebiliyorsan, evine götüreceksen ücretli. Bir hayrat varmış orada da. Yani adamlar zaten mermerden yapılmış. Adamlar çok zengin buranın halkı. Hem de suyu getirmişler karşıdan dağ, arkadaki dağların olduğu yerden. Şu sağ tarafta bir tane daha nehir var, oradan getirmişler. Suyu çarçur edersen, çöp atarsan, boşu boşu harcarsan cezası ağır kanunlar var. Hammurabi kanunlarından sonra dünyanın ikinci kanunları buraya ait. Ve bunu da bir çeşmenin üzerine yazmışlar. Bak, kertenkeleye bak. Evet. Burada çok görüyoruz bunu. Dünyada sadece burada. Çok görmedim. Evet. Burada onlar büyüyecekler, ejderha olacak. Bunlar doğanın sistemini düzenleyen, insana zararlı olan canlılar. İçileri falan çok güzel. Burası sosyete zengin evi. Burası. Bayağı bir odaları var. İçerisinde işte misafirhanesi, mutfağı, işte kölelerin odası. Bu tarafa bakan, ana caddeye bakanlar da şeyler, dükkanlar. İşte şarap satılıyor, kuru üzüm satılıyor, tekstil ürün satılıyor. Çünkü buranın Sirmitia ismini verdiğimiz bir tane tuneyi çok meşhur. Buranın o kadar meşhur olmuş ki dediğim Pompei'de, Athena'da, Roma'da o kadar çok alınmış ki bu isim. Buraya Sirmitia polis demişler. Sirmitia'nın şehri. Yani o elbisenin şehri demişler. Tunik şehri. Şu an deniz tekstili çok ucu ama bu normal bir tesadüf değil. Satıyorlar mı peki? Şu an yok. Nasıl ya? Bu din ne? Ne? Din ne? Bunlar paganizm. Ama önce şu dükkana hiç şey gelmemiş, müşteri gelmemiş. Şu dükkanın sahibi çıkmış. Sıkılmışlar, dışarıda tavla oynamışlar. Bak burada 2000 yıllık bir tavla var. Ne taş? 15 tane taşla oynanıyor, 3 tane ortaya konuluyor. Burada. Şu an tavla oynayanlar yine bir aynı böyle konuluyor. Vay be. Evet. Tabii İran kültürü buraya geliyor. O işte düşeş, şey falan dediğimiz kelimeler. Tabii. İşte eski Farsça. Burada böyle. Dükkanlarımız şu an kapalı. Kapalı. Yaz gelince açılıyor. Ben tunik satıyorum şurada. İskender Persleri yendikten sonra işte oğlu şeyde mi kalmış yani? Şey, oğlu yok. Oğlu şey kızı. İskender'in oğlu yok. Çocuğu yok yani daha doğrusu. Bunlar şey yapacak, kontrol altına alacak. O Ladikya kimdi? Büyük İskender'in çocuğu olmayınca 4 tane komutan bu toprakları paylaşıyorlar. Ha. Bunlardan bir tanesi Seleukos ailesi. Buraya geliyor, Seleukoslar burada kalıyor. Sonrasında eşine Suriye kralı dediğimiz Seleukoslardan eşine buraya hediye ediyor, şehir yaptırıyor. Ladike kadın ismi. Ladike da Ladike'nin şehri. Mesela İngilizce'de diyoruz işte Alice. Şey, Ali benim adım. Alice dedim, Ali'nin yeri oluyor ya. Evet. Hani Oya kelimesi de hani o es ekini veriyor. Yani Ladike'nin yeri burası. Siz Denizli Horoz'u biliyorsunuz değil mi? Guinness Rekorlar kitabında. Yok. 30 saniye ötüyor. Onu burada resmetmişler duvarlara. Bir tapınak, sonra kilise oluyor. Camın üzerinde yürüyor şimdi. Balkon konuşması yapacağız. Şurada da bir tane kilisemiz var. Katedral kilise. 11 tane nişi olan. İncil'de burası geçiyor. İncil'de buranın ismi var çünkü Hazreti İsa Meryem Ana'yı buraya getiren Saint John'a yani Yahya'ya 12 şey 7 tane mesaj iletmesi istiyor. 7 tane antik kenti. Onlardan 3'ü İzmir'de, 3'ü Manisa'da, bir tanesi de burası. Burası 7 kiliselerden bir tanesi. Yani buraya Hristiyanlar hacı olmaya geliyorlar. İşte o hacı olduğu yerlerden ve ziyaret ettiği yerlerden birisi sağ taraf. Açlığımı unuttum. Bak karşıda Pamukkale, Hierapolis, burası Ladikya.
Hemen şu sol tarafta size horozumuzu göstereyim. Gerçek var mı ya? Evet. 1950 yıllık bir horoz var burada. 1950 yıllık. Evet. Yani o eskiden de yani ünlüymüş demek ki ya. İkinci yüzyılda. Evet. Burada iki tane, çok küçük de olsa, iki tane horoz birbirini selamlıyor. Kanatları kabarık olmadığı için birbirini selamlıyoruz. Kabarık olsaydı ne olurdu? Bak aynadan da görebilirsiniz. Şurada. Tam şurada. Vay, ayna da yapmış. Ayna da var çünkü daha net görebilin diye. Bu nasıl tipmiş ya? Bir adam aradı, bu horozun savunmadı. Ama Artemis ve Apollon'a ait olduğu belirtildi. İçeride çünkü hediyeler gönderilmiş buraya, bu şehre. Artemis ve Apollon'un şeyleri var, kolonlarda kapatmaları var. Tabii çok güzel. Kazılar devam ediyor değil mi? Kazılar devam ediyor. Şu an şehri, bak şimdi şey söyleyeceğim. Şu an şimdi %1.7 ortaya çıkmış. Gördünüz %1. Ay anne. Hadi canım. Evet, yani 24 yılda bizim hani ekonomik olarak tüm böyle paraları harcıyoruz. Anne, yükseklik korkumuz. Evet. Burada bir şey olmaz, merak etme. 150 kişi çıkıyoruz biz buraya. Ay. Gel. Aşağıya inmek yasak tabii ki. Aşağı inemiyoruz buradan. Yani zaten nereden inecek? Burası bir tapınakmış, sonra kilise olmuş. Yan taraftaki kilise yapılınca da burayı artık ziyarete kapatmışlar. Burası artık depo gibi kullanılmış. Bu şeylerin, kilisenin papazın cübbesi, sonrasında mumu, şarabı burada depolamışlar. Gel, biz buraya hiç otobüs anlayamadık. Ama oraya bastı. Ya burası çok harika bir yermiş ya. Keşke kahvaltımız olsaydı burada yeseydik. Şey, havza dolacak belli. Hayır, anlatmayayım o zaman. Devam et. Harika, çok güzel gidiyor. Bak size şey söyleyeyim. Ne durumu? Bir ara burada Hristiyanlık o kadar çok yayılıyor ki burada artık insanlar kızlar Poseidon'un kutsal suyu için ya da işte ne diyeyim, buralara çok fazla gelmiyorlar. Sonrasında Hristiyanlık belli bir dönem sonrasında yasaklanmaya başlıyor. Sonrasında inanışa göre birçok kişi şu dağa doğru kaçıyor. Çünkü Romalılar öldürecek diye ve o tarafa gittiklerinde de dünyaya ilk defa Michael the Angel, yani Mikail Meleğinin oraya indiği ve o Hristiyanları kurtardığı belirtiliyor. Gökyüzünde tam işte Hristiyan askerleri, Romalılar Hristiyan aileleri öldüreceği sırada gökyüzünde bir gürültü kopuyor. Gökyüzüne baktıklarında bir meteor düşüyor alev gibi. Düştüğü yerde elinde bir kılıçla beraber bir Mikail meleği zıplıyor yere, kılıcını, ve tazikli bir su çıkıyor ve askerleri alıp gidiyor. Ve aynı zamanda da Kolesya olarak geçiyor orası. Konuşamayan bir Hristiyan düşmanı, bir adam rüyasında Mikail meleği görünüyor. Diyor ki yarın oraya gel, mutlu ayrılacaksın sen ve çocuğun. Ayrıldıktan sonra da ne oluyor? Oraya gidiyor çünkü çok büyük bir etkisinde kalıyor rüyasının. Ve oraya gittiğinde gerçekten de gelmiş olduğu yerden su çıkmaya başlıyor. Ve o sudan içince çocuk konuşmaya başlıyor. Ve kendisi de oraya bir tane kilise kuruyor. Kilisenin de baş rahibi oluyor. Hristiyanlığa destek olmaya başlıyor. Ve bunun arkadaşlar çok şaşırıyor. Sonra oraya bir tane yukarıya bir baraj yapıyorlar. Barajı da suyla doldurup bir gün açacaklar ki kiliseyi alıp gitsin. Tam kilisenin yıkmak için suyu açtıklarında yukarıdan Mikail meleği iniyor ve bir eliyle uzatıyor ve işte belli bir seviye yukarıya çıkıyorsun. Elini şöyle yaptığında sağa doğru gidiyor. Şöyle yaptığında askerlerle, oradaki Hristiyanları öldürmek isteyenlerle sola doğru gidiyor. Ve şu an kilise ortada. Sağından ve solundan da su geçiyor şu an. Çok ilginç bir yer değil mi? Deniz öyle bir yer. Karşıda da 12 havariden bir tanesinin geldiği belirtiliyor. Henüz daha resmi olarak açıklanmasa da Aziz Philip Hierapolis'e geliyor kızıyla beraber. Çünkü oranın suyu gözler için çok iyi. Kızın göz rahatsızlığı var. Orada kendisi hayatını kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Hristiyanlar, sen burada bizim Romalı paganlar. Sen bizim suyumuzu burada kendi tanrının dinini yayaraktan kötüledin. O yüzden ne yapıyorlar? Onu iskemleye oturtup sokak sokak gezdiriyorlar. Adamı eti parçalar, kolları paramparça olduktan sonra oraya gömüyorlar. O da Hristiyanların ziyaret ettiği bir yer. Burası 7 kiliselerden birisi. İncil'de geçiyor. Orada da Romalı askerler 12 havardan birisi orada öldürüyor. Burası da
Laodikya'da, Hierapolis'te, Kolesya yani Honaz'da ya da hepsi kutsal Hristiyanlar için. Yani Kolesya, bütün dinler için. Kolesya, Honea, Konea, Honaz ismi geliyor. Hmm. Hepsi İncil'de geçiyor. Burası Ladik olarak bahsedilmez mesela. Lekas çürük su demek. Çünkü kükürtlü su. Hmm. Ve buradan geçiyor. Mesela şu ilginç. Karşıda bir peristilli evimiz var. Peristilli evde içerisinde kilise olan. Ve iki tane kilise var. Belki birisi kadınlar, belki birisi erkekler için. Hmm. Hayranlık, selamlık olan bir ev. Hristiyanlıkta da var belki de böyle şeyler. Aynen çok ilginç değil mi? Acayip bir... Kloster, erkekler. Oh. Ne oldu ayak? Bak bu aşağıdaki şeyleri göstermedim. Hayır, hayır. Bak aşağıdaki kolonlar hediye buraya. Harry Potter'ı izlediniz mi? Grifonlar vardı. Grifindor. Evet. Bak Gryffindor, bak şu Gryffindor değil de bu şey yok mu? Bak orada kartal gibi, gördün mü? Nerede o? Şurada. Aslan vücutlu ama kartal gibi böyle karakter evet. Olan gördün mü? Evet. Ondan var bak orada. Uçuyor. Bak orada Fortuna yazıyor. Yani doğanın, kaderin tanrıçası. Icaro'da Artemis. Bu orada Apollo. Geçen şeyler mi? Tabii orada burada hani bunlar bulunduğu için burası muhtemelen Artemis ve Apollon tapınağı olabilir. Hı hı. Geçeceğiz. Geç oraya bakalım böyle. Tabii normalde ben kokartımı takıp da anlatıyorum böyle. Normalde belgem var tamam mı? Koşun gitmek. Ben kaçabilirim. %7'si yani yüzde kaçı kalıyor %98'i yer altında 700 yıl sonra falan ortaya çıkacakmış. Yani kazı o kadar sürecek. 700-800 yıl. Tabii ki buralar sit alanı ama ne kadar, nereye kadar sit alanı? Karşıdaki dağlara kadar. Dağlara kadar bayağı geniş bir sit alanı değil mi? Evet öyle. Evet. Burada hiçbir şekilde yapılmaması lazım. Çok güzel. Harika. En belgeli, en sertifikalı rehberimiz Ali ile geziyoruz. Bugün Denizli'deyiz. Bizim gerçekten uzun zamandır listemizde, ya biz gezelim. Son 2-3 aydır böyle karar aldık, dedik ki kahverengi tabelalar gezeceğiz. Ama Denizli'ye de bir türlü gelemedik. Yani böyle bir fırsat kolluyorduk. Bugün de böyle kısmet bugün. Evet, senin de boşluğun varmış. Evet, harika oldu. Ama biz bu taraftan gidelim önce. Tabii tamam. Ki. Şuradan gidelim. Tabii ki. Burada her gördüğümüz yer, bir öncekini unutturuyoruz ya falan. Çok güzel. Kolay gelsin. Tamam, hoş geldin. Taş ne taşı biliyor musunuz? Bu bir granit. Türkiye'de granit çok fazla. Yani, bu. Tıpkı İstanbul Sultanahmet Meydanı var ya, orada hani hipodrom var, orada obelisler var. Ya da şeyde Papa'nın olduğu yerde, Vatikan'da bir şap, orada meydanda bir obelisler var yani taş. Onun getirmiş olduğu yerden, yani Mısır'dan gelmiş bu. Bu Mısır'dan, Asvan'dan getirtiliyor. Granit en zor kesen taşlardan birisi olduğu için bunu usta kesmeye çalışmış ama kesemeyince buraya bırakmış. Bizim arkeologlarımız da burada, Celal Hoca Başkanlığı'ndaki Pamuk Üniversitesi'nde onu ustaya saygı olaraktan burada bırakıyorlar. Ve bunu o zaman teknolojiyle kesmişler. Tabii o zamanki teknolojiyle kesmeye çalışmışlar. Granit çok sert bir taştı. Evet, evet. Ama nasıl kestilerse bayağı düzgün bir kesmişler. İpek, su ya da kum hepsi çok farklı. Mısır'a gidemediğim için oraya gidip dua ediyorum. Su basıncıyla kesmişler. Mısır turumuzu ayarlıyoruz. Tanrıçası Ali'yle gidiyorum Mısır'a. Gidiyoruz. Biz Mısır'a gidiyoruz. Sen tamam Mısır'a gidelim. Hadi evet, Mısır turumuz. Evet. Kayıt almaya başladık. Evet, yapalım hemen kayıt. Evet. Ben varım, başka kim geliyor? Çok güzel bir tamam. Düştü, bunu tek tek orijinal parçayla yapıştırdılar geriye. Öyle mi? Sepet evet. Örgü Cemil'e. Evet, bunu sepet örgü. Herhalde öyle gitti. Öyle öyle. Şöyle bir su borularımız var hala. Suyu bıraksan akacak içinden. Bunlar evet. Terakota yani çömlek. Evet. Baksana hepsi nasıl sağlam duruyor. Çok güzel. Bunları önceden kurşunla birleştiriyorlarmış. Bak bir şey insanlar ölmeye başlamış. Sonra yumurta aklıyla bunları birleştirmeye başlamışlar. Tam kurşundan çıkmış. Evet. Ağır metal. Şu son günlerde bir haberler zaten beni korkutmaya yetkiliyor. Şimdi bir sonra ağır metal yaptım. Giriş var. Bu taraf fırsı. Hristiyan olmayanların girişi yapmış oldu. Çünkü eğer bir kilise gireceksen
vaftiz olman gerekiyor ve vaft yani kutsanman gerekiyor önce. O yüzden ikinci kapıdan giriş yapıyorsun, seni vaftiz odasına götürüyor. Vaftiz olduktan sonra asıl kutsal olan mabetin olduğu yere giriş yapabiliyorsun. Burada 11 tane apsis var. 12 havari vardı ya mesela. 11 tane apsis var içeri girdiğinizde. Burada da nasıl bizim şadırvanlarımız var, ellerimizi yıkıyoruz, temiz olatıyoruz. İçeride de yine aynı, burada da aynı şekilde sıramız var. İçeri giriyorsunuz. İçeri girdiğimizde tabii o zamanlar şey var, ne diyeyim artık resim sanatı yok henüz. Mozaikle kendilerini ifade etme olayı var. Burada da mozaikle birçok sembolizm, mozaikler kullanılmış. Normalde tabii İncil'de geçen 7 kiliselerden bir tanesi burada değil ama o tabii tüm şeyleri gönderilmiş. Yani bu sembolik diyor. Katedral kilise. Hemen buradan girelim. Cam üzerinde yürüyeceğiz yine. Mozaikler Avrupa'dan ödüllü bir yer burası. Çünkü rekonstrüksiyon çok orijinal bir şekilde yapıldı. Burada lavatikin konusunda var. Çok iyi. Belkıs'tan daha iyiymiş ha. Belkıs harabelerinde. Belkıs Antalya Belkıs mı? Hayır. Antep. Aa evet. Belkıs. Zeytman'ın. Zeytman'ın olduğu yer. Oradan evet. Büyük burası ya. O mozaikler tabii konaklardan, yalılardan çıkartıldığı için tabii çok şaşalı, çok orijinal. Burası, onlar çok zenginler ama burası bir tabii şey, katedral kilise. Burada konsüllerden bir tanesi gerçekleştiriliyor. Hristiyanlık için kanunlar çıkartıyor mesela. Buradaki konsüllerde, bu 4. yüzyıl konsülü, 343-381 yılında yapılmış burada. Burada bazı kanunlar oluyor. Mesela İznik konsülü var. İlk konsül, ben Bursa İznik mezunu olduğum için Kırıs rehberliğinde. Öyle mi? Aha. Mesela birinci konsül orada yapılıyor. Konstantin diyor ki tamam diyor hadi bakalım Hristiyansız madem. Ama bu kadar Hristiyan olmasa rağmen çok fazla gospel var yani İncil çeşidi var. Herkesin önüne gelen bir tane kitap yazmış. Birisi Doğu'dan, birisi Batı'dan, birisi Rusya'dan, birisi Afrika'dan. Toplanılıyor burada. Hangisi doğruysa onu seçin. Diğerleri yasaklayın. İnsanlar diyor kafası karışır. Bursa İzmir çağırıyor herkes sonrasında ne yapıyorlar? Kimse diyor ki masayı sallallardır, tanesi kaldı öyle bir şey yok tabii. Ama birçoğu bu Noel Baba dediğimiz Aziz Nikolas bile Patara'da doğup Demre'de ölen o da gidiyor orada neyi seçiyorlar? Matta, Lukas, Markus, Yuhanna. Dört tane adamın kitabını Hazreti İsa'yla gezen en çok gezen adamların kitaplarını alıyorlar. Tek kitap halinde tüm dünyayı yayıyorlar. Altis Testament diyorlar. New Testament. Altis Testament. Evet, burada o toplantıların devamı gerçekleşiyor. Çünkü Hazreti İsa Meryem Ana'ya getiren kişiye görünüyor. Dünan Odası'nda, Patmos Odası'nda 7 tane mesaj iletiyor 7 şehre. 3 tanesi, 3 tanesi İzmir'de 3 tanesi Manisa'da. Bir tanesi Denizli'de. Bak burada da resmetmişler Hazreti İsa'yı nasıl göründüğüne dair. Mektup var tabii. Bunu Hristiyanlar da mektubu İncil'den okuyoruz. Burada anlamlarıyla, tarihi ve dini anlamlarıyla anlatıyoruz. Burada da belirtmişler zaten. Bergama, İzmir, Efes, Philadelphia. Yani Philadelphia, Amerika'daki Philadelphia değil. Burada Alaşehir'in, Manisa Alaşehir'in eski ismi Philadelphia. Asıl Philadelphia. Asıl Philadelphia. Asıl Philadelphia. O yüzden orada statüsünü varmışlar eyaleti gibi. Tiyatro, Akisar, Sardis, Sard yani Salih'in olduğu bölge. Biz de Ladik'e, biz sonra Ladik'e. Bu 7 kilise Ege bölgesinde. Tüm dünyanın gözü buralarda. Bu gelişmeleri takip ediyor tabii ki. İncil turları başladı son dönemlerde. Bizimkiler nasıl Mekke Medine'ye gidiyorlar? Hacı olmak için. Onlar da buraya gidiyor. Biz Kuray'da çekmiyoruz sadece çünkü daha konulmuşluğu çok fazla yok. Evet burada da... Buradan elektrik çarptı. İnsanlar sürekli yürüdüğü için burada bir elektrik gerilimi oluşmuş. Statik elektrik gerilimi, enerji. Burada sembolizm var. Burada çarkı felekler var yerde. Svastikalar var. elektrik çarkı. Çok pozitif bir gün. Evet. Enerji dolu. Enerjiyle. Kalpler var, svastikalar her şey var. Kalpler var. Bu kalplerin işte svastikaların ya da çarkı felekler hepsi bir anlam var. Mesela baba, oğul, kutsal ruh demek o. Üç kalp doğru. Çünkü bunu resmedemezsin. Çünkü daha yeni Hristiyanlık başlıyor. Ve heykelcilikle paganizmden daha yeni çıkmış olan bir millete bunu sunamazsın. Çünkü şeyde 400 ile 7. yüzyılda yani 675'li sanırım tarihi 2. Bursa İznik konsülünde heykel yasaklanıyor. Resim yapmak yasaklanıyor. Prenses Irene bu yasakları kaldırıyor Bursa'da. Ondan sonra insanlar yine resmetmeye ve heykellere başlıyor 7. yüzyıldan sonra. Ama bunlar tabii 4. yüzyılda itibaren günümüze ulaşmış ve restorasyonu gerçekleşmiş şeyler mevcut. Çok güzel kurmuşlar şu cam güzel olmuş. Evet bu hani zaten 7 kilise içerisinde hepsi çok önemli tabii ama evet. Bir tanesi bu en gözde olan.
Şurada mesela son akşam yemeğini mozaikle resmetmiştim. Son akşam yemeği mi? Evet bak. Şurada bakın birinci, ikinci, üçüncü gördün mü? Evet. Üçüncü böyle ortada şey, masa var gibi. Etrafında da o şeyler insanları temsil ediyor. Ama temsilen son akşam yemeği lahta kuru temsilen bir mozaik tabak. Bunun anlamını nasıl çıkartıyorlar abi? Ya tabii bunu din onların üstüne teolojistler mi? Teologla arkeologlar beraber çalışıyor. Burada da bir fotoğraf alalım hadi. Ha. Buradan da onu oturup ilahi söylemiş olduğu yerler burası. Şey gittiniz mi? Mardin'e gidelim bak. Mardin. Önce bir Mardin. Mardin var ya. Sonra Mısır'a. Çok şurada gitmeli, buraya da gitmeli. Sonra ertesi hafta şey çıkıyor. Mardin sonra. Sonra Mısır'dayız falan. Evet. Harika. Ama hepsi birbiriyle alakalı gerçekten. Duyuyor musun bebeğim? Önce Mardin sonra Mısır. Önce evet. Mardin tabii. Önce tabii Türkiye. Önce Mardin. Önce Türkiye. Önce Mardin. Abi nasıl harika bunlar ya. Bunlar çok güzeller. Görebilecek insanlar burada. İşte burada çalışan bir yorma, hediye veren oluyor. Masada koyuyoruz, ilahiler var. Şu şekilde bir şurası görebilirsiniz. Böyle bir şurası. Arkadaşlar da Süleyman'ın işte değeri falan, Malca Bey'le orada bir şeyimiz dedi. Orada perdeleri vardı. Ama markası bir görebilecek her saati. Sağ olun, bir alan olduğu için. Buralarda büyük ihtimalle sütunlar var. Burada şey, masa var. Gelen heykelleri, şey, heykelleri de hediye verir. Buraya koyuyorlar. Güzel. Evet, şimdi bahsiz odasına gidiyoruz. Bak, bak, bak. Gel, gel. Bu mozaiklerin hepsi depremlerle ve üstlerinde sütunların düşmesiyle bak böyleydi. Hiç arkeolojiyi seviyorum ama arkeolog olmak hiç bende değil. Çünkü bunları böyle oturup günlerce, aylarca, yıllarca onları tek tek birleştirdiler. Evet. Oturuyorsun, tek tek bakıyorsun bu buraya mı bu buraya mı? Oradan birisi yapboz gibi. Evet. Günlerce, aylarca büyük eşitlerin çalışmasıyla oldu. Bunlar da arta kalanlar. Bir parça eksik olduğunu buraya gelip bakıyorlar. Deniyorlar hepsini sonra buraya koyuyorlar. Ya mozaikler. Mozaiklerin data bankı burası. Data bankı. Ama yani o yüzden ne yapıyoruz çocuklar? Arkeolojik alanları, gezdiğimiz yerleri hiç kirletmeden, üzerine yazı yazmadan onları böyle koruyarak geziyoruz değil mi? Evet. Mümkünse basmadan, evet, basmadan, dokunmadan. Dokunmadan. Çünkü yüzyıllarca daha kalabilsin. Çünkü bunların hepsi günlerce, aylarca, yıllarca çalışarak ama ayak kaldırılmış yapılar. Bir kişi elini dokundursa bir şey olmaz ama bin kişi dokundurduğunda bir aşınma söz konusu. Değil mi? Aa, şurası çok güzel görünüyor. Ben yardımcı defterim hocam. En iyi defter de güzel olmaz. Taşlar çok güzel ya. Nasıl yapmışlar? Evet. Hangisi? Şu taşların içine gömük. Burası tuvalet gençler. Ha belki taşlaşmış boklar olmasın onlar. Burası doldurulmuş değil mi? Tuvaletin manzarası bugün güzel. Nasıl oturuyorlar? Hocam tuvalete nasıl oturuyorlar? İşte gerçekten böyle oturuyoruz ve sohbet ederiz. Şurada delik var ya, deliklerin üzerine şu şekilde oturuyor. İşte. Yanına bir kişi daha, onun yanına bir kişi daha. Herkes sosyalleşiyor. O yüzden dedim ya tuvaletin manzarası bugün iyiymiş diye. Tuvaletler bu şekilde. Efes, abi şuna bakar mısın? Gelince orada anlatacağım bunları. Orada. Aa bak şu arka taraf da çok güzel görünüyor. İşte şu an tam fotoğrafçıların gelip fotoğraflamış olduğu yerler buralar. Instagram için. Güneş ışınlar gelince bunların hepsi benim daha kırmızı oluyor. Abi bizim çekiyorsun. İşte benim geziyorum burada. Kimse benim resmim. Şu an var ya hani küçükken şey izliyorduk ya Sinbad, Herkül, Zeyna. Evet. Hani onlar böyle köylere gidiyorlardı böyle eşekli develi, evet, atlı insanlar karşılıyordu ya. İşte öyle bir yer burası normalde. Yani şu an aslında tam o filmlerde izlemiş olduğumuz, onlar tabii ki fake ama bunlar orijinal. Ve bir de Herkül'ün oğlu Telefos'un kurduğu şehir de karşı taraf. Eğer öyle birisi varmışsa buraya muhtemelen gelmiştir. Çünkü burası 7000 yıllık bir şehir. O dönemde yaşayıp şuranın inşasını görmek lazımdı. Değil mi? Ama tabii ki işçi olarak değil. Adamın canını çıkartırlar ya burada. Bu taşlarla. Vallahi.
Allah. Ama insanlar zor şartlarda yaşıyor değil mi? Her şey organiğini yaşıyor. Evet, bir de şöyle bak, Pakistan sıkıntı tabii ki ama zengin insan güzel bir hayat yaşamışsın bu kadar. Bir de Hadrian, yani Adrian, heyler okumuyor ya, Adrian diyorlar. Muhtemelen şeyden dolayı, ne bu Edirne'den dolayı. Adam Türkiye'ye şehir kurdurmuş o zamanki Anadolu'muza. Edirne polis, yani Adriana polis. Adrian'ın şehri de var, Edirne. Adrian'ın şehri var. Şeyde de Kayseri'de aynı şekilde. Julius Caesar Kayseri'ye geçiyor. Julius Caesar'ın da şehri Kayseri. Öyle yani mi? Bizim Anadolu'da iki tane Romalı komutanın şehri var. Birisi doğuda, birisi İç Anadolu'da. Şey batıda, birisi İç Anadolu'da. Birisi Edirne. Hadrian'ın şehrinden geliyor. Diğeri de Julius Caesar'ın Kayseri'si. Yani ilginç olaylar var her yani. Anadolu çok değerli ya. Çok çok. Yani burası da iki tane kilisesi olan kilisesiyle evi. Fatih'de bir kilise var, Fatih'de bir kilise var. Adamlar dedi, şu an bir Roma evinin içine girdik. Dışarıdan Şanlıurfa'ya gittiğimizde böyle nasıl duvarlar kocaman ama içeri girdiğinizde iki tane bahçesi olan konaklar oluyor ya. Burası öyle, bunlar odalar. Bunlar odalar. Ortada bir tane havuz var. Gaziantep'e gittin değil mi? Evet. Onu görmüşsündür. Yerde evet. Böyle şeyler var. Havuz mozaikleri var. Yani ben gittim. Mozaikler var bahçe. Bu mozaikler var burada. Şey balığı 3 boyutlu şey yapmış. Mozaiklerle oluşturmuşlar havuzların içerisinde orada. Çünkü yağmur yağdığında ya da bunun içerisinde su var. Şimdi su stabil duruyor. Ama yağmur yağdığında dalgalanıyor ya. Evet, sen buradan bakınca öyle. Balıklar böyle yüzüyor gibi öyle görüyorsun. Tabii onun özelliği o mesela. Buralardaki zengin evlerinin belki mozaiği yok şu an burada ama şey de var. Ne diyeyim sana? Tripolis diye bir antik kenti var. Buldan tarafından geldiniz değil mi? Buldan'ın girişinde başka bir antik kent var. Tripolis. 3 tane köy birleşmiş. Evet, bir tane büyük bir şey oluşmuş. Evet. Acayip muazzam bir çeşmesi tuvaleti var. Çeşmenin arkası tuvaletin oradan geçiyor. Acayip güzel. Güzel yerler yani. Burası da zengin bir Hristiyan toplumuna ait bir ev. Evet kızlar. Ha, burası ev miymiş yani? Burası ev ama peristille ediyoruz. Peristille işte şeyler. Hem bu havuzu hem sağında solunda bunlar. Kilise de çok önemli. Adamlar onyx kullanmış ya baksana. Mermer de gezmiş. Bunlar artık daha pahalı olan bir zenginlik diyorsun. Tabii. Bir tanesi yeşil. Bir tanesi onyx çevirmek. Adamın birisi asmandan tava getirmiş. Mısır'dan, tam evine granitten şey yapacakmış. Acayip güzel. Gel, tiyatronu yapmak için güzel bir yer değil mi? Ne yapmak istersin? Ne oynamak istersin? Sınıfta yaptığımızda of hiç kimse hasta olmuyor. Herkes sağlıklı besleniyor. Ne kalmıyoruz. Umudunu kaybetme çiçeğini. Her zorlukta yeniden yaşamı tutunmanın için bir sebep. Değil mi? 7 bin yıllığın arasından da çıkabiliyor. Taşların içinden çıkmış. Bunun şeyini biliyor musunuz? Çanakkale'de okumuşların üstte yığılıp kalmış olduğu biliyorsunuz. Evet. O dönemde o kadar çok ceset, yani bizim Türk askeri şehitleri ve işte Kanadalıların, Yeni Zelanda'nın askeri üst üste 7 tane beden üst üste düşmüş. Yani artık o kadar çok sivrisinek olmuş ki çekirge sürüsü gibi bunlar kalktığında güneşi kapatır bir şekilde ve onlar patlamaya başlıyor, pis bir koku. İnsanlar savaşamayacak bile hale gelmişler diye mola vermek zorunda kalmışlar. Sonrasında bunları tek tek böyle herkes, Kanadalılar, Kanadalılar, İngilizler, İngilizleri işte çekerken Türkler ise Türk şehitlerini. Ne yapıyorlar? En aşağıda kalan askerleri çektiklerinde artık bahar gelmiş zaten. 9 ay sürüyor ya savaş. Çektiklerinde bu gelincikler. Ve o yüzden bizim askerlerimizin kanlarından çıkan doğan bu çiçekleri herkes şey diyor, kan çiçekleri. Kan bir kitap var bir tane. Vay. İkincisi de gelincikler Nisan'da İngiltere'ye giderseniz, Avustralya, Kanada'ya giderseniz bu çiçekleri asıyorlar buralarına, bağırlarına sembolik olarak. Şehitlerinin ya da işte onların burada kaybetmiş olduğu askerlerinin şey olarak temsili olarak. Bunlar o yüzden yabancılar özellikle Anzaklar buraya geldi mi bu çiçekleri gördüm böyle otururlar biraz böyle bakarlar. Kimse dokunurlar, kimse ağlarlar. Ama her yerde onları bilmedikleri şey çok uzaklardan geldiği için Akdeniz bitki örtüsü. Bahar zamanlarında gelincik olur. Evet. Ama onlar ilk defa gördüğü için kan çiçekleri olarak adlandırılır. Güzel. Bir tane kitap var böyle kan çiçekleri.
Az önce de şey sıcaktan bu. Bunu kaynatıp şey yapıyorlar. Mardin'de reyhane reçel falan mı? Şerbet. Reçel yapılıyordur. Ben de şerbet yapıyorum. Şerbet. Hani benim de Türkçem çok iyi değil bu arada. Fark ettiniz. Ben hep İngilizce anlattığım için. Taş. Taş. Yok şerbet, reçel. Hocam o daha güzel. Şey çok iyiydi. Bir arada İngilizcesini alırız olur mu? Welcome to the theater. Wow, bak, tiyatroya geldik evet. Eğer bu tıkanırsa bunu açıyorsun, buradan bir şiş sokuyorsun. Bunu niye açık bırakmışlar ki? Bu kapak orijinal bu. O dönemde de böyle. Ya açık neden? Hayır hayır. Burayı camlamamışlar ya. Yani kırılmış. Evet. Kırık değil değil mi? Öyle. Çok değil, bu böyle. Tabii daha sayımlar yapılacak. Bu karşısı dümdüz gördüğünüz gibi ben görüyoruz. Kanatmayacağım ama ben yine görüyorum. Efes kadar kapasitesinin olduğu diyebilirsin ama tabii burada sayı adımlarla sayımlar yapılması gerekiyor ya da bilmiyorum artık teknolojik olarak. Oturma bölümleri, sahne binası, burada karşıda skandinav gibi var. Soyunma odalar falan orada. Ve burada oturan kişi acayip bir manzaraya sahip çünkü Pamukkale'nin önünde dümdüz gördünüz mü? Bu da aşağı taraf. Çünkü burada büyük bir göl var. Tamamen büyük bir göl var burada. Şeyden Buldan tarafından şöyle komple burası suyla dolu sağ tarafa doğru. Ama bu göl kurumuş. 90 yıl önce, 100 yıl önce falan 1940'larda falan su birikisi olduğunu söylüyor ama asıl su tabii şeyde Roma dönemi 1000 yıl önce Türklerin ilk geldiği zamanlarda bu oranda çok fazla su varmış. Göl kenarına yaşamış bir insanlar. Ve eski Türkler göllere deniz diyor. O yüzden Denizli ismi bizim geliyor. Burada. Deniz bizde Denizli'de sana neden deniz yok? Ha, şimdiki rivayet var tabi. Burada suyla dolu burası komple göl. Eski Türkler buraya geldikten çadırlarla işte bu Ladikya, Gonca'la eski sert tarafında yaşadıkları için bu bölgeyi böyle öyle isimlendiriyoruz. Su kenarında yaşadığı için Denizli ismi buradan geldi söylüyor. Buradaki Celal Hoca, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanımız da çıkıyor bu şekilde. Su kenarında ataklarını kurduğu için Ladikya'ya. Su kenarında yaşadıkları için Denizli demiş. Ama bir bölüm daha var. Orada da domuzlar çok vardı demiş. Mesela Tonguzlu, Denizli, Denizli falan diyorlar ama ben tabii genelde gölden dolayı bu ismin geldi söyledim. Çünkü Ladikya'da Türkler sonrasında Denizli'de Kale İçi adını verdiğimiz alana gidiyor. Orada yaşıyorlar. Denizli'nin en eski sokağın ismi de Ladik. Buradan gidiyoruz. Ladik Beyliği var ya. Aynen. Ben gidiyoruz. Burası tiyatro. Sen tiyatro oynuyor musun? Stadyum kapasitesi 16-17 bin. Burada ise adamlar stadyum yapmışlar 35 bin ile 45 bin arası. Evet. Yani çünkü Afrodisyas antik kentimiz var. Bizim var şu dönem arkasında benim favori kentlerimden bir tanesi. Çok güzel, özellikle müzesi. Dünya çapında bilinen bir yer. Adamlar yaptığı heykelin altına ayağını imzası atıyorlarmış. Çünkü o kadar başarılı. Yaptığı işin altına imzası atan dünyada iki tane okul var. Bir tanesi hazırlanmış. Zaten Türkiye'nin mermeri o kadar meşhur ki Roma İmparatorluğu döneminde bütün şaşalı şehirlerin mermerleri buradan çıkmış. O yüzden tarihçiler de diyor ki dünyada iki toprak olmasa Roma olmazdı. Bir İspanya bölgesi, iki Anadolu bölgesi. Çünkü diyor Roma askerleriyle meşhur, askeri birliği düzeyini ve onları memnun ettikleri için başarılarıyla. Çünkü askerlere bira veriyor, maaşlarını aynı şekilde birayla buğdayla veriyor. İkincisi şehirler. Bira. O da Anadolu'nun birayla. Oraya takıldım. Oraya takıldım. Bira. Birayla maaş. Bira. Viva la bira. Bira çok sevim. Bunlar ne? Oradan çıkanlar bunlar mı? Bunlar bu bölgede kazılar yapılıyor. Taşlar böyle biriktiriliyor. Sonra bu taşlar tekrardan bir bina olacak. Programımız bu şekilde. Bir bakıyorum her şey var. Kalklık Mars, Keloğlan, Buldan, Pamukkale, Hiyerapolis, Ladikya. Bir de şey, teleferik falan. Ankara yolu, biri Antalya yolu, biri buradan İzmir yolu. Ve, canınız çıkar. Ve 3 tane de antik kent var. Yemek falan da o yiyecekler diye düşünüyorum ama. Yani, artık nerede yerler? Arabada mı, gezerken mi atıştırırlar? Bu şu an yaptığımız hızlı bir tur aslında. Bizim evet. Daha Pamukkale gideceğiz ya. Evet. Orada mesela antik kent kısmını Güney Kapı'dan gireriz. Tiyatro kısmı tamamen belki. Öyle gezeriz. Yalnız burası gezilmeden olmazmış ya. Burası tabii, harika bir yermiş. Bir de her yerde göremeyeceğiniz
şeyler var. İşte kilise bunlardan birisi. Burası harika. Burada bir fotoğraf alalım. Hadi gelin. Ya tamam. Baba en kötü yerlerde fotoğraf. Şu kolonlar ne oldu ya? İç kısımlar. Borsalar da tamam şey. Tenten bu şeylerle pazar yeri ya, çadırlarla. O yüzden burası komple büyük bir pazar alanı diye düşünün. Ama burada tapınaklar da varmış. Tapınakları zaman içerisinde kiliseye dönüştürmüşler. O da yetmemiş. Küçük dükkanları da kiliseye, şapeleye dönüştürmüşler. İşte bir tanesi burada bir şapel, bir tanesi orada, bir tanesi köşede. Her yerde kilise var. Çünkü depremden sonra Hristiyanlığı kabul edip ne olmuş? Adam işine bak. Tutunmaya devam etmiş. Evet, Yahudiler falan çok fena burada. Yahudilik için şey var. Musevi'den. İşte herkes Hristiyan olacak. Oraya girince durum. Bunlar Hristiyan arıyor. Adam bu onların dininde normal. Çünkü eğer kendi dinini tamamen kaybetme durumun mevcutsa başka bir dine geçebilirsin. Çünkü bu Musevi'nin, Yahudi'nin geleceğini koruma altına almaktan başka bir şey değil. O yüzden Judaik Hristiyanlar burada çok fazla. Yani Musevi Hristiyan. Musevi ama Hristiyan. Böyle kabul etmiş adam. Kendi geleceği için. Şurada bir fotoğraf da alalım mı? Gelin. Ya. Çiçek tarlasında gelin. Evet, ne güzel. Bir de doğa da çok güzel. En güzel evet. Fotoğrafı çekiyorsunuz bence. Çok mesela bak buranın değeri şöyle anlatayım. En son Pompei'den bir kazı bölüm başkanı geldi. Şu duvar dünyada tek. Komple şu çadırı gidip var ya, güneşten korumak için komple duvar boyaması var. Pompei'den gelen kazı başkanı buraya oturuyor. 3 saat falan oturup onları incelemiş. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda diye. Tabii. Yani Lavadik'e acayip bir yer, çok güzel. Yani kendi memnetim diye söylüyorum. Destek alıp yani bütün ülkelerde tarihlerini ne güzel... Denizli'li. Yani koruyorlar ve... Yani daha hiçbir şey çıkmamış, biz de bir yanı çıkıyoruz. Kestik. Türkiye'de İtalya ve Yunanistan'ın antik kentlerinden çok daha fazla antik kent var. İkisinin birleşiminden. İtalya ve Yunanistan'ın daha fazla antik kent var Türkiye'de ve onlar dağ başındaki Apollon Tapınağı'nı da antik kent statüsüne sayıp eklemişler listeye. Biz onları saymadan sadece antik kentler kapasitesi olarak da sayısı olarak da hani. Hani Berlin'e giderseniz Bergama'dan götürmüş eser. Bergama. Onu gördük ya. O konuda şanslıyım. Geçtik ya. Altar'dan falan indikçesi falan. Böyle şeyler yapıyor. Biz görmedik onu. Götürürüm aşkım, görürsün. Müzenin ismi şey Berlin Bergama Arkeoloji Müzesi. Evet. Bergama. Aynen. Neydi? Pergama mı? Evet. Bak fiyat kocaman. Evet bak size geçen yıl konser verilen tiyatroya getirdim. Burası bir 5-6 yılda bu kadar hani toplam. Az önceki gördüğünüz gibiydi. Vay. 15 bin kişi geldi izlemeye. Bayağı kullanılmış. Süper. Annem buraya bu kez öğretmen zor yapmadım. Sertap Aralar finalleri yapılmıştı. Böyle bir yer. Tiyara Polis'te. Vav. Buz. Wow. Şey kadar büyük bu Efes kadar. Yok, bunun yarısı kadar. Ama Efes'teki de çok büyük. Bu biraz daha böyle aşağı doğru dikey o yüzden. Evet. Efes de daha böyle. Efes'teki 23.000 25.000 kapasiteli. Bunun 7-8.000 kapasiteli. Diğer az önce gördüğümüzde 15.000 oldu söyleniyor ama buraya tabii o zamanki insanlar yan yana dik dik oturmuyorlar. Çünkü fakir zengin orta sınıf ayrımı var. Buraya zaten para yüksek gelemiyorsun. Bir şekilde hani böyle yarı yatarcasına işte yastığını yardımcın kölelerin getiriyor, işte şarabını katanlar, elmanı koyanlar var. Tabii. Acayip güzel yerler var. Bak ben çekmiştim. Şu burası. Aha bak şöyle göstereyim. Bak burada konser vardı, böyle güreştiriliyor burada. Gladiator dövüşler olmuş. Buralarda halka seslenişler olmuş. İşte Julius Caesar
Marcus Antonius'u öldürmek için Mısır'a sefer düzenledi. Gemileri, 10 tane gemi, 10 tane işte Filipin sağda solda birbiriyle Mısır ordusuyla savaşıyor gibi ortaya suyla doldurduktan sonra burada şovlar gösteriler. Yapılıyor. Tabii ki de Julius Caesar kazanıyor. Roma İmparatoru her zaman tam savaş kazanınca herkes bir anda yüzüne Julius Caesar maskesini takıyor. Bir anda 10 bin kişi Caesar, Caesar diye bağırıyor. Bunların yarısı Avrupa ve diğer yarısı da şeye gidecek, Asya'ya gidecek. İpek yolu buradan, ülkemizden geçiyor. Şey de burada, baharat yolu da burada. O yüzden 10 bin kişi tüm dünyaya ne yaymış oluyor? Caesar'ın gücünü. Burası sadece hani tiyatro, konser alanı, gladiator dövüşlerinin alanı değil, propaganda merkezi. Hı hı. Burası Laodikya. Buradan çıkış yok diyormuşum. Buradan... Sparta. Sonuçta bir kadına hediye edilse olabilir. Buradan karşı şey varmış, köprü. Köprüyle şehrin karşı tarafına gidiyor. Orası Pera. Pera ne demek? Karşı yaka. Öyle mi? Tabii. Pera karşı yaka. Pera karşı yaka. Karşı yakanın insanlar. Çünkü şehir nerede? Şeyde sur içinde kuruluyor. Kenar burada. Burada şimdi fotoğrafı paylaşacaksın. Birisi belki Aralık'ta görecek bu fotoğrafı. Evet, Ocak'ta çekilecek ama hiçbir ara böyle değil. Bir yeri bu mevsimde ya da bu hafta gezmekle iki hafta sonra çok fark eder. En önemlisi rehberle gezmek sonrası. En önemlisi rehberle gezmek. Yanınızdan ayırmayın. Şimdi turistiniz reklamlar. Rehbersiz olmaz rehber. Rehbersiz olmaz. Olmaz. Tabii tabii gerçekten. Hele Ali'siz hiç olmaz. Çünkü burayı bir rehbersiz gelen bir kişi nasıl gezeceğini de bilmez. İşte kapının ne olduğunu nerede bilmez. Olduğunu bile şimdi bilmiyoruz. Burada baksana. Şeylerde bu neydi o tabelalarda yazıyor. Burası işte 3. yüzyıl kilisesi. Ama yerdeki şekilleri anlatılıyor ya da oranın neden öyle olduğunu anlatıyor. İncil'de geçen kilise diye herkes oraya gidiyor ama İncil'de kilise yazmıyor ki. İncil'de mektup bu halka gönderiyor. Kilise cemaat demek. Kaleo'dan geliyor, bir yerden sesleniyor. Yani ezan gibi çağırıyor, seni davet ediyor. Onun gibi çok ilginç şeyler var, bilgiler var. Buradan sizi şeye götürüyorum. Şu an National Geography'ye bile çıkan nedir bu? İlber Ortaylı'nın da paylaştığınız olduğu bir çeşme götürüyorum sizi. Hadi götür. Evet. Bak burası o Pompei'den gelen arkeoloğun oturup saatlerce izlemiş olduğu. Bu adamlar bunları nasıl çizmiş, ne yapmış? Bu boyaları nereden bulmuş diye düşündüğü yer. Kapadokya'ya gittiğimizde mesela orada şapeller var. Peribacan içi tamamen resim ama onlar 1000 yıl öncesine ait. Yani, ben biliyorum nasıl boyaları buldukları. Ha, kök boyalarla değil mi? Ha? Ağaçlardan, bitkilerden. Ama onları kaynatmaları lazım. Bir ara tarif alalım sanırım. Onlar 11. yüzyıldan işte 9 yıllık, 1000 yıllık. Ama bunlar tamamen işte 1800 yıllık, 1900 yıllık, 2000 yıllık. O yüzden adam böyle bir oturup düşmüş. Bunlar nasıl? Şu ekmekçi miydi acaba? Bana ekmeğe benzetti bunlar. Ekmeklerin üzerinde şehirlerin mühürleri vuruluyor bazen. Kimi yıldız şeklinde, kimi çiçek şeklinde. Ülke bayrağı. Evet. Bak burayı dair kemerin alt kısmında olduğu için hiç güneş görmemiş, yıkılmış. Toprak altında en güzel renkler bunlar. Wow, bu kırmızısı. Yani, Versace'nin renkleri. Yeah. 2000 yıl önce burada kullanılmış. Sağlanmış ki, yoğunmuş ki, renk olarak da çok canlıymış. Strabon antik gezgin demiş ki, Didymi milleti Priene'yi unutun. Oradaki keçilerin tüyleri çok parlak, güzel. Oraya geçin, Laodikya'nın tüneyine bakın demiş adam. Yeah. O kadar. Yani İzmir şehirlerinin sütun başlıklarında. İonyalıların. Oh. Evet, taşıdaki çeşmede gittikten sonra sizi arabamıza götüreceğim. Hadi gidelim. Yuppi. Sonunda. Şu an Laodikya'ya gelenler bir kere daha gelmek istiyor. Sırf o çeşme ve heykeli görmek için. Yok. Ya. İmparator Trajan'ın. Ben almayayım. Adamın heykeli kırılmış, 256 parça duyurulmuş. Hepsini tek tek toplayıp uzun bir yıl çalışma sonucunda tek bir bütün hale getirmişler. Hiç benlik değil ama. Çok ince iş. Çok sıkı parça. Ya bir de bakıyorum. Ya diyorum bu daha önce 3 parça hep ölürmüştü diyorum ama gerçekten öyle bir şeyini videolarını paylaşıyorlar. Acayip bir şey. Burada sol tarafta bunun heykeli var. Burada bilir misin? Nerede? Nasıl için? Bu da sonra bir tarafa
Çocuklar da neler anlatıyorum. Öldürülü sahnesi. Perseus tarafından. Başı kesiliyor. O kestikten sonra Medusa'nın kafasından kanlar çok susuyor. Akdeniz bölgesinde. Sonrasında uçuyor çok susuyor. Çanakkale'ye doğru gidiyor. Şuraya diyor bir bakın da su içeyim. Çanakkale. Sonrasında yerde su bu yok. Ne yapıyor? Ayağıyla şöyle kazıyor. Oradan su çıkmaya başlıyor. Çünkü tanrısal bir varlık. Orada ne diyoruz? Biga. Biga ne demek? Su çıkan yer demek. Çanakkale Biga diyor. Biga. Eğer 6 yılda burada olsaydı buradan geçiş yoktu. Yani buraya 3 ay geldiğim ben, 4 ay yani geliyorum, yeni bir şey çıkmış. Turistler de sorarsa da yardım verdi. Şimdi mesela şuraya bak, yeni bir tablo şey koymuşlar. Hani o ne? Ben de bakıyorum. Bakacağız Allah şimdi. Bunu ne ara koydular? Bakacağız şimdi. Yani, peki sen bu yeni bilgileri nereden ediniyorsun? Mesela ben 3 ay hocalardan öğreniyorum. Ben 3 ay bir 6 ay bir seminerlere ve uzmanlıklara katılıyorum ki kendimi update edeyim, böyle güncelleyeyim. Yoksa çünkü son sözü son kazma belirliyor. Şimdi ben Göbekli'de Mezopotamya uzmanlığı almıştım ya, 6 yıl önce. Sonra bir daha gittim. Gaziantep Rehber Adası'yla, Şanlıurfa Rehber Adası'yla bölgeyi öğrenmek için gastronomi uzmanlığıyla. 2 yıl önce de bir daha gittim. Çünkü 5-6 yıldır kazılıyor. Hem Göbekli Tepe, hem Karahantepe, hem de Ezidi kültür uzmanlığına gittim bu sefer. Acayip bilgiler tabii. Yani doğusunu bilmeden batısını bilmek olmuyor. Anadolu bir mozaik gibi. Mardin'e gitmeli. Mardin, şu an Mardin. Mardin'e gitmeli. Bak burada bir tane sütun var, kolon var. Mardin'e gidiyor. Bu kolon düşmüş, kırılmış. Olduğu gibi bunu derli toplu tutabilmek için böyle ahşap bir çerçeve yapmışlar. Güzel olmuş. Evet. O yüzden birazdan geçecek. Bak şu sol tarafta depremlerle yıkılmış bunlar. Bir tekrar görün. Bu bölgede şeyler varmış. Bu İç Anadolu'da var ya bu koyunlar. Koyun muydu onlar? Keçi mi? Koyunlar. Şey var, Sivas'ta Çorum'da şöyle uzun keçiler var ya, uzun boynuzlu. Evet. Amerikalılar gibi avlanan. Burada onlardan varmış bak. Burası hayatınızı görebileceğiniz en süslü tuvaletlerden birisi. Ay yine tuvalet bak. Ama bak tuvaletin bir zeminine bak. Bakayım bir. Yani mozaiklerle. Diğerinin de manzarası iyi. Çok iyi ama değil mi? Buradan düz ilerleyeceğiz. Bu da çok iyiymiş. Aynen. Ya bu da apacayip bir şey. Çok güzel diyor. Çok zengin bir tuvalet. Şu 90 bin tane gladiyatör var. 90 bin hazır asker. Hemen şu tepenin olduğu yerde. Şu dağın arkasında. Kübra asıl isim. Ve dükkanların önünde şeyler var. Kilo ölçü birimleri. Yarım kilo istiyorsan oraya koyar. Bir kilo istiyorsan oraya koyar. Acayip güzel yerler var. Dönüşte bu kadar da açtılar burayı. Çok güzel oldu. Burada öyle dükkanlar var ki hala çarşıdayız bu arada. Hiç kordon gibi. Benim merkez. Az önce Adana'daydık, kemer altı. Burası bir kordon da yapıp girmiş, altan da girmiş. O da bir marka var. Gucci, Armani. Zara. Zara. Anne Türkiye'de Zara kapandı. Ya hiç haberim yok öğrendim. Hiç ilgilenmediğim taraflar. Neden? Ve? Aklıma deden. Yazarım. Şeyler hepsi orijinal. Evet. Düşenleri olduğu gibi. Evet. Orasan abi. Tabii bunları bir tekrar dikmek lazım değil mi? Dikmek istemiyorlar. Böyle bıraklar şimdilik. Çünkü orijinal. Uğraşacak çok detay var desene. Tabii tabii. Burada hiç durulmaması lazım. Burada her yerde birilerinin çalışıp devamlı bir şey çıkartması lazım. Yıl boyunca, 12 ay boyunca çalışıldığı için bu kadar işte sağ ve sol tarafımız hep binaların orijinalde uygun eserleri ayağa kaldırıldı. Zaman zaman işte dinlenmeye bırakılıyor. Çünkü en öncelikli binalar en çok fazla turist getirecek yerler. Mesela kiliseler, mesela heykelde olan çeşmeler. Onlardan bir tanesi şu, İlber Ortaylı'nın da paylaştığı ya da işte Atlas dergisinde, diğer dergilerde paylaşımın ardından sosyal medyada birçok kişi sadece bu çeşmeyi bile görmeye geliyor. Çünkü üzerinde dünyanın ikinci su yasalarının olduğu yazıtlar. Hemen sağ tarafta. İmparator Trajan'ın yazıtlarımızın. Bunlar bizim mermercilerin yaptığı mı? Burada tabii. Yani güncel olan da var, orijinal olan da var. Sanki böyle yapılmış gibi. Arkadaşlar bak, orijinal heykelimiz tam karşıda sizi karşılayan bir Roma imparatoru. Harika. Bir antik kent içerisinde genelde su, wow. Orijinal eserler olmaz. Burası
orijinal heykelin bulunmuş olduğu bir antiken. İmparator ve yanında kölesi. Evet, köle. Köle burada adam olması var. Gerekiyor. Laodike su yasası. 2. yüzyıla ait. Milattan sonra 113 ve 115'te. Gerçekleştirmiş ki bir daha ayağa kalkamayacak. Afrodisias Müzesi'nde de İmparator, Roma İmparatoru ve Britanya işte kişiselleştirilmiş. Adam kadın bir adam olarak. Acayip bir şeyler var, olaylar var. Eskiler böyle giyiyorlar. Evet. Bak şu ileride dükkanlar var mesela. Dükkanların bir tanesinin sütunun önünde diyor ki buraya birisi almış kırtasiye yapmış, birisi almış ekmek yapmış, birisi almış şey yapmış, kıyafet satmış. Her biri isimlerini çizmişler. Hani bu şu dükkanda, şunun sahibi buydu, bunun ismi buydu. Bu su buradan akıyormuş, bu aşağıya doğru muhtemelen. Mardin'deki... Mardin'e gittik. Hayat havuzu gibi. Kazanız, izin aldık. Tekrarla beraber. Mesela Konya Çatalı'yı Amerikalılarla beraber kazanıyor. Efes'i Avusturyalılarla beraber kazanıyor. Alman değil miydi? Efes'i Avusturyalı. Hatta Viyana'ya giderseniz, o Celsius Kütüphanesi var ya, meşhur Efes'in. Evet. Celsius Kütüphanesi'ndeki asıl orijinal heykeller Viyana Müzesi'ne kaçırılmış zamanında. Artık buradaki orijinal değil. Var yani, Knidos'taki mesela aslan başta olmak üzere British Museum'da. Çanakkale Savaşı döneminde Fransızlar en büyük kaybı veren, asker kaybını verenler. Bakmışlar çıkamıyorlar Çanakkale'ye. Ne yapmışlar? Morta koyu var. Orada en fazla askerin kaybetmiş olduğu Fransızların mezarlıkları var. Ve madem bir şey alamadık buradan, bari tarihi alanı yağmalayalım diyorlar. Mehmetçik adresinin olduğu yerde bir antik kent var. Antik kentten bulabildiklerini götürmüşler. Gemilerle. Savaş dönemi bile. Vay be, zarar vermişler. Evet. Bile 5 gün önce. Gök Tanrı'ya hediye etmişler. Aura Mazda. Mazda arabası var ya. Mazda arabası sembolü. Şöyle güneş gibi biliyorsun. Hitit güneşi gibi. Şey gibi, Mısır tanrıları gibi. Gök Tanrı demek. Mezopotamya bölgesinin ve Mısır'ın. Burada da Gök Tanrı'ya, Aura Mazda'ya hediye etmişler bu şehri. Zeus'a aynı zamanda. Yani burada Yunanlardan önce tabii birçok medeniyet varmış. Anadolu'nun kendi halkı burayı Gök Tanrı'ya hediye etmiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Pamukkale, Yanaparis'e gideriz. Hadi gidelim mi? Haydi! Aa, hiç ses çıkmadı, o zaman buradayız. İlk Laodike halkı, Anadolu'nun kendi halkı burada yaşamış. Şehri de Aura Mazda'ya. Şimdi burada Pamukkale'ye geldik ama çok acıktık. Evet, çok. Şimdi bir şeyler yememiz rehberi lazım. Rehberi karnı acıktı. Evet, rehberi doyurmamız lazım. İlk önce ben. Aç karnına evet. Gezdirilmez. İlk Haydi önce bakalım. Ben. Ama böyle arkadaşlarım olan değil tabii canım. Tamam. Şey geldi, WeChat'çiler geldi. Çin'de WeChat kullanıyorlar ya. Dur, ops. I'm sorry. Baba 2 dakika dursana. Görmedim, pardon. Çin'den ülke İstanbul'a misafirlerini getirmiş yani WeChat kullananlar. Kadınların hep takipçileri vardı. Takipçiler hep şey, 50 milyon, 60 milyon. Evet, Pamukkale'ye geldik şimdi. Aşağıda yemeğimizi yedik. Yediğimiz içtiğimiz bize kalsın. Gezdiğimizi gördüğümüzü anlatacağız. Evet, gezip gördüğümüzü anlatacağız, göstereceğiz. Şimdi. Ama ben onu da göstermeyeceğim. Gezmeye devam edeceğim. Yani videoda sen de varsın sonuçta. Deli kafa. Gideceğiz bugün. Pamukkale'nin girişindeyiz şu anda. Nerede bir şeyler? Bizi cahil mi bırakacaksın? Sen yapamazsın böyle yapamam bir şey. Yapamam tabii ki. Yapamayız. Evet sayın seyirciler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ne kaldı? Kanalımda ne kaldı? Kırk kadın diyor ya. Hayır diyor ya, çocuğum da içeri girdi hemen diyor kanalıma hoş geldiniz. Hadi yavrum inşallah diyor hayat, bu hayattan bizi kurtaracaksın. Evet şimdi Hierapolis'e girdik.
Burayı kim yapmıştı çocuklar? Bu şehri kim kurmuştu? Bla bla. Bla bla. Güzel, ne güzel cevap. Reklam alalım. Bergama'yı kuran Telefos'un, şey Herkül'ün oğlu Telefos geldi burayı, şehri kurdu. Eşine Fiera'ya hediye etti. Burası Fiera'nın şehri oldu değil mi? Bak burası orijinal şehrin yolu. Normalde burada. Eğer 2000 yıl önce burada olsaydın, burası erozyonla komple çökmüş. O yüzden elimizi kaldırınca hemen şehrin kapısını dayayabiliyorduk. Asıl orijinal şehrin yolu 2 metre, 2,5 metre yerin altında. Bundan altı kanalizasyon sistemi. Bu yol nereye gidiyor? Orada birazdan yüzüyorlar. Antik havuzda. Antik havuzun olduğu yola kadar ilerliyor. Ve orası çökmüş. 1300 yıl önce çöktükten sonra su çıkmaya başlıyor. Peki burada solda gördüğünüz yer neresi? Spor salonu. İkinci yıl önce cime gidiyorduk işte burada. Burada kamp yaşıyorduk. Burada baklavalarımız oluyordu. Burası cimnazyon. Yani cimnastik merkez. Spor cimnazyon. Cim oradan mı geliyor? Cim oradan geliyor. Cimnastik yapılan yer. Benim ama yaptığım iş. Burada aynı spor yaptığı için savaşlara hazırlandı. Gladiyatörleri yetiştirdikleri için. Çok fazla vaktini burada geçiriyorlar. Sonra diyorlar ki bu çocuklar derslerinden geri kalmasın. Matematik, gökyüzü bilimi, felsefeyi de burada öğretelim onlara. Sonra burası okul spor kompleksleri oluyor. Yani Almanya'da. Gümnazyum. Yani. Gümnazyum. Oradan geliyor. So istersin. Şu an şehrin olduğu bölgeyi, şehrin evlerinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Şehir merkezine. Gel gel. Oo, melekler var. Bunlar melek deniyor. Evet. Ne tarafa gideceğiz? Evet. Milan'daki Erkan de Chopin geldi buraya. Victoria's Secret'ın melekleri. Ray-Ban sandalyeler. Pardon neydi? Güneş gözlükleri çekimleri hepsi burada oldu. Evet tabii. Böyle güzel bir alan. Dünyada başka bir yerde. Kadesini geliştirmiştim. Kerberos üç başlı köpek. Hemen bu sağ tarafta. Plütonyum olarak geçiyor. Plüton da ne demek? Mal varlığı yüksek olan demek. Yani zengin tembi. Yani bizler. Yani bizler. Yürüyen iki ayaklı titanların. Yürüyen seks yapalım. Evet. Aslında çok güzel yerler var ama. Burada her taşın bir hikayesi. Kadını kurtaran. Nasıl? İçeriye ilk giren Guantanamo'nun lanetini gibi yani buralar. Ya ilk kazıyı yapanlar ölüyor mu? Nasıl anlamadım. Tabii tabii. Yani ilk açanlar ölmüyor mezarı açtıktan sonra ama kazı yapan bir ekip var. Buradaki mezarların, nekropoldeki mezarların birçoğu aynı döneme rast gelse de ama o tılsımlı mezarın, işte tılsım olduğunu da anladığım nedir artık. kadın, kazı başkanı ateşleniyor. Sonra İtalya'da hayatını kaybediyor. Yani ilginç olaylar var. Her bir taşın bir hikayesi var burada. İşte Pluton orada. Hades'in heykeli. Cennet Cehennem. Cennet Cehennem'den bir Hades yani yeraltı dünyası gibi şu anda. Hemen arkasında tiyatro var. Hemen arkasında da 12 avanın bir tane cennesi olan. Şu tarafa. Evet buradan gideceğiz. Ne? 12 avadan Aziz Filip'in kızıyla dönmüş olduğu yer var. Orası Martin, şehit bir kat. Göldü ya, burası. Gölün olduğu yer. Burayı tahmin ediyorum. Evet. Geçen hafta burada sular vardı. Bu hafta çünkü yosunlaşmasın diye. Ha. Yosunlaşmasın diye. Bu hafta burada yok mesela. Evet. Bu tuz mu şimdi? Bu kalsiyum bikarbonatı. Kalsiyum. Yani suyu kaynatırken demliklerde kireçlenme oluyor. Aynı öyledir. Gel bu tavsan gidelim. Su bu hamamın yani günümüzdeki müzenin arkasından antik havuzdan çıkıyor. Su tazlıklı bir şekilde geldi şimdi yeni fresh su geri kalanı bu tarafa itiyor kanallardan akıyor. Burada çeşmeler var. Bu çeşmeleri açtın mı buralara suyu veriyorsun. Ama her zaman verirsen burada suyu 35-36 derece yosunlaştırır burayı yeşillendirir. O yüzden pazar günü burada su var, salı orada, çarşamba orada her gün değiştiriyorlar. Değiştirerek. Durmasını bekliyor. Evet burada uzmanlar bakıyor. Bunun için uygunsa çalışıyorlar. Verir, uygun değilse vermiyor. Mesela yağmur yağdığında bu yerdeki suyla birleşirse kararıyor. Öyle değişik kimyasal reaksiyonlar da olabiliyor. Değişik doğanın gücü. Burası eski hamam müzesi. Evet eski hamam günümüzün yeni müzesi. Denizli'de sadece bir tane arkeolojik antik geçebiliyorsunuz. Victoria's Secret'ın melekleri buraya gelince burada kanatlar kaldı.
Burada artık fotoğrafçılar fotoğraf çekerek para kazanıyorlar. Oho, kanatlara bak. Yoksa denizde bir tane angel var, o da benim. Evet. Aşağıdan bakarken bir şey benzetemiyorduk. Değil mi? Evet. Çok pardon. Burada ben bir masa bulacağım, oraya otururuz. Buradan girişler, ayakkabı çorabı çıkartıp buradan aşağı yürüyorsunuz. Şu birinci havuz çok kaygan. Onu da söyleyeyim, şu bak size şeyi göstereyim. Safe yerleri, güvenli alanları. Bak böyle gelin. Burası çok önemli. Piyo gel. Karan sen de gel. Pardon. Ayakkabı terliğini çıkardık burada bir yerde. Ben duracağım yorumda. Buradan giriyorsunuz, bak şu kırmızılı hanım var ya, yürüyen beyazlı pantolonlu. Evet. Bak onun yürüdüğü yer turu. Gördünüz mü? Turu ve bembeyaz. Burası en güvenli yol. Kırmızı olan yer, kırmızı olan yer sol taraf ve bu duvarın kenarı kırmızı olan her yer çok kaygan. Her gün onlarca kişi düşüyor, bayağı sıkıntılı. Ambulans falan çağırıyoruz. Siz nasıl yürüyeceksiniz? Bak şu an çocukların yürüyen ailenin olduğu yer. Oradan dümdüz yürüyorsunuz, bak şöyle yürüyorsunuz. Birinci avuza girmeyiz istemiyoruz. İkinci avuza da girmeyiz. İçten sonrası hem taş yok içerisinde hem de krem gibi böyle hamur gibi, un gibi. Üçüncü avuzdan sonrası. O bir önce girdiğin için de hop önce herkesin düştüğü yer. Tamam. Süper. Evet, giriyoruz. Hadi bakalım, kaymadan yavaş yavaş ilerleyelim. Hey Aliş. Kükürtlü su. Karbon oksitli. Oo, pembe ya. Kızlar. Süper. Çok mutlu. Harika. Güzel bir tur oluyor. Kızımıza bak. Ali'cim harika bir insan. Ve rehberimiz. Sertifikalı, belgeli, en belgeli, en sertifikalı. Ve en sempatik. Evet. Harika. Pamukkale. Pia. Kaygan. Kaygan burası. Evet, kaygan. Kaygan. Tut beni o zaman. Aşağıda yukarı çarpın da mı olur? Bak bildiğim büyük bir ejderhanın üstüne geziyormuş. O zaman yapacağım ki. Bayağı şey bakıyor, baksana. Çamur gibi bakıyor. Ya eskiden gerçekten küçücüktü burası. Böyle bu kadar değil mi? Bunlar dağ tepeydi sadece. Demek ki suyu akıttığın zaman her tarafta bembeyaz olacak. Girin, girin istediğiniz gibi. Girin, sağlıklı bir su. İçmeyin sadece. Neden? İçiliyor. İçiliyor mu? İç o zaman. Oo, burası çok kaldı. Vay, burası soğuk.
Hadi bir fotoğraf yapalım, olur mu? Çok iyi değil mi? Hijyeniyor. Onlar gerçek mi bunlar ya? Bunlar gerçek. Burada aşağıda mesela saçta ne yok, kavurma var ya. Ona da yazmışlar. Saç yerine, jail yerine. Saç işte hair. Hair girl meat. Kleopatra'nın büyüğü ne diyorsunuz? Antikamız diyoruz ama Kleopatra'nız derlerse bilin ki burası oluyor. 1300 yıl önce, 7. yüzyılda burası çöküyor. Az önce gösterdim 2-3 metrenin altından hani aslında geçiyor şey. Aha. Oradan bu şehrin merkezine doğru gelen bir yol var. 7. yüzyılda burası çöküyor, sular çıkmaya başlıyor. Çıkan su, tazlıklı su, kanallar aracılığıyla aşağıda Pamukkale yakıyor. Burada 35 derece, vücut ısımız da aynı. Aşağıda indikçe 30, 25, 15, 10 derece. Aşağıda Pamukkale köyüne doğru uzanıyor. Kalsiyum bikarbonat, bu suda çok fazla. Bu su ılık bir soda. O yüzden burada bir tane tulumamız var. Buraya geldiğinizde suyunuzu içtiğinizde şişenizi atmayın. Buradan su doldurabilirsiniz. Ilık bir soda. Limonlayıp dolaba koyun. İçersiniz. ve 12 haberden bir tanesi de buraya geldiğinde bu şifalı sular için geliyor. Kızım için. Ama burada hayatını kaybediyor zaten. Buraya girmiyor. Onu da buradan görebilirsiniz. Hemen arkadaki heykel Hades'in heykeli. Hades'in girişi. Plüton buradan da görünüyor. Çünkü bize buraya doğru bakıyor. Oradan tam önünden göremiyoruz. Hemen arkası da Erevizyon'da yarı finalleri yapılmış olduğu tiyatromuz. Dağ yamacına yapılmış Yunan tiyatromuz. Onu da görebiliriz. Ama burayı Bergamalılar kuruyor. Romalılar yaşıyor. Kırklar burada hiçbir zaman yaşamamış ama şu an günümüze kadar ulaşması sebebi hani dağın zirvesine olması. Bu kolonları kimse götürememiş bir yer. Havuzun güzel yeri bence burası. Sağ tarafınız 5 metre, sol tarafınız 3 metre. Neresi? Bakın burası 5 metre. Su 30-35 derece arasında vücut sıcaklığıyla aynı. Eğer havada güneş olsaydı ta dibine kadar görürdünüz. Bunu görebilirsiniz. İçeride böyle binlerce, milyonlarca baloncuk böyle gaz çıkıyor daha doğrusu. Bak, sodalı bir su, Coca-Cola gibi. Tamam, buradan çıkan su, tazlıklı su, karşıdaki sanallar aracılığıyla Pamukkale'den akıyor. Biz nereden dolduracağız? Buradan karşı tarafta, sağda. Hadi dolduralım baba. Hadi dolduralım. Ya ben de dolmadım ya. Ama çok iyi olmuşsun. Marun salatasını boşuyoruz. Harika. Teşekkür ederim. Yine bir gün harikayım. Süper şey. Maradın ne diyor bu? Tut bak. Bakın neyse. Boşa akıtma. Ben otobüs. Evet.
Hep yerin altından geliyor. Aa, milletin o evet. Yüzlüğü suyu da içemem yani. Burada profesör doktorların imzaları var. Ben bir deneyeyim mi? Bakın pırıl pırıl, ışıl ışıl, ılık bir soda. Anne! Hayır, değil tabii. Gerçek maden suyu. Evet. Hayır, bak. Zaten biliyorsunuz bu Burdur'da şeyler çıkıyor. Ne de bu yeraltan gelenler, mineral sularımız var. Boş akıtma bak. Madran suyumuz var. Ver, evet, hepsini dolduralım. Çok burada Manise Kula, Burdur. Hayal etsin bir şey var ya ki. Biz keç oynadık, basma götürdük. O burada çekildi işte, bu tiyatroda çekildi. Ondan sonra burası olmuş. Yolu çökmese ondan sonra şimdi de tabii bu yerin altından da devamlı su çıkıyor değil mi? Tabii bir kez de defanlara su çıkıyor. Evet. Bu kolonların su orada, o yüzden antik kolonlarımız diyor. Kristal Kleopatra'yız diyor. O başka. Şurada. Sıra oluyor. Ve kapasite sınırlı olduğu için o yüzden biraz daha yüksek oluyor biliyorlar. Aa bende var ya ne kadar şık ve güzel ve yakışık bir şey. Apollo yine bir gün piyasa yapıyor. Apollo'nun ne gibi ya? Tamam. Apollo'nun Romalı. Apollo'nun Anadolu tanrıçısı. Troya, Troya filmini izlediniz mi? Truva Fransızcası, Troya Türkçe. Troya Almanca. Troya. Homeros yazmış değil mi? Sakız Adalısı'nda doğuyor Homeros, İzmir'de büyüyor. Sen Simpsonları biliyor musun? Simpsonların babası kim? Homer. Yani Homeros. Adamlar her şeyi de Anadolu'nun tüm dünyaya şey yapmışlar. Değil mi? Çalmışlar. Evet, maalesef. Biz bilmeyiz. Onlar her yerde. İşte Zeus bugün Leto ile beraber olmuş. İki tane çocuğu olmuş. Bak Zeus yine bugün çapkınlık peşinde. Leto ile beraber olmuş. Hera da Zeus'un karısı. Yine yakalamış. Demiş. Sen demiş. Zeus. Gel lan Zeus. Kendine gel. Bu çocukları doğdurmayacağım demiş. Çünkü kendisi aile tanrıçası. Eğer kendi tanrıça olan yapmış olduğu aile hizmetini sağlayamazsa kimse ona ibadet etmez. Tapınmaz. Tanrıça olarak yine. Hera'ya. Evet. O yüzden nasıl kötü gibi görünse de kadın aslında iyi. İyi bir şey. Kendi aile yani. Birliğini örnek olarak gösterecek halkan onu mu? O yüzden Leto'ya yeryüzüne bir haber gönderiyor ve diyor ki kim diyor bu kadın doğum yapmasa izin verirse evet. Orada hiç bitecek bitmeyecek. Çınan olmayacak. Kurup gidecek. Çöne lanet gidecek. Yani. Lanet gidecek o toprağa. O yüzden Leto'ya hiçbir yeryüzü alanı izin vermiyor. Doğum yapması için korkuyorlar çünkü herhalde babamla. Sonrasında Zeus inancı göre iki yer var. Bir tanesi Bursa Gölüsa. Orada bir gölün altında kapak adası vardır ya. Hı hı. Zeus ya orayı yarattı derler ama Likyalıların inancına göre ki bütün dünyanın genelde kabul edilen alan bu. Kaş tarafında, işte Patara tarafında evet. Leton diye kutsal alan vardır. Ha, evet. Leton hastaneleri vardır hatta orada günümüzde de. Leton'un doğum yapmış olduğu yer olan geçen sanatı yapmıştı. Orası kutsaldır. Tanrıça Leto, hemen yanında da Apollo ve Artemis. Onlar ikiz kardeşler biliyorsun. Onların da tapınağını yaparlar. Kutsal alandır Likyalılar için. Çünkü dünya üzerinde Apollon güneş tanrısı, ışığın tanrısı, büyüklüğün tanrısı. Ve 365 günü, 340 günü güneş olan tek bir yer var. O da Fethiye Karaköy'den aşağıda. Kemer kadar olan. Orası ışık ülkesi olarak geçiyor. Yani Likya. Evet. O yüzden Apollon tapınağı, inanılır Apollon doğrudur. Yeryüzünde Avrupalılar ve Yunanlar eşliğinde önderdiğinde Avrupalılar Troya'ya gelir. Anadolu halkı da işte Amazonlar, Likyalılar, Frigya bu bölge halkı Troya'da yardıma gider. Anadolu halkı olarak da birleşirler. Yeryüzünde bir savaş var, gökyüzünde bir savaş var. Çünkü
Zeus taraf tutma sapla. Afrodit, Afrodit, Eros hepsi Anadolu halkı taraftarı. Ve yeryüzünde bir savaş var. İnsanlar arasında, gökyüzünde tanrılar arasında bir savaş var. Yani bu acayip önemli. İşte burası Hades'in kaçırmış olduğu toprak aralığı kızı. Yani kızını kaçırıyor. Kızını kaçırdıktan sonra yerin altında bunlardan birkaç tanesini yediği için yeryüzüne çıkması yasaklanıyor. Normalde girişler şeyden, Atina Delphi tapınağı yakınlar. Hades'e, yeraltı binası girecek. Ama Marmara'da çamaklar yaptığı için de yeryüzüne buradan da giriş çıkışı sağlıyor. O yüzden burası yeraltı dünyasına giriş olan ikinci kapı. Yani üç başlı köpeği. Cennetler ya da Hades'e açık izin vermedi. Ya da ölümler içine girişmelerine izin vermedi. Yer burası. Depremlerden sonra yerin altındaki sıcak sular bir şekilde çıkmaya başlıyor. Ve buharlarında ısınmaya gelen kedi, kuş, köpek gibi ya da böyle yavru hayvanlar ya da kuzular ölmeye başlıyor. Çünkü burunları yere yakın ve akşamları bu gaz oldukça yere yakın bir şekilde çöktüğü için insanların burnu yerden uzak ama hayvanların yakın. Onu teneffüs edip öldüğünden dolayı burada yerin altından ölüm buradan çıkıyor muhtemelen. Yani burası ölüme giden yol olsa gerek deyip ne yapıyorlar? Burada bir Plutonium yani Hades'e giriş kapısı oluşturuyorlar. Ve rahipler burada artık insanlardan para kazanmaya çalışıyor. Nasıl oluyor? İşte ürünlerinizin yarısını bu yıl Tanrı Hades'e ya da Apollon'a vermezseniz şehrimizi ya da ailenizi hastalıklar bulacaktır diyerekten insanları korkutarak para almaya çalışıyorlar. Din üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Ama maalesef insana vermek istemiyor. Bu zaman o zaman ne yapıyorlar? İçeri girin diyor. Tanrı'yla görüşün. O zaman diyor isterseniz varmazsınız. Ama içeri girenler gündüz girdiği için gündüz sıcakta karbon gazı, zehirli gaz tabii her yerde ve nefes alarak zehirleniyorlar içeride çıkartıyorlar, soyuyorlar. Bakın diyor bir şey olmamış. Dönmemişiz. Hani kimseyi vurmamışız ama öldüler. Neden? Tanrı'nın gazabına uğradılar. O yüzden artık senden yarısını istediyse 4'te 3'ünü veriyorsun. Senden işte 100 lira istediyse 500 lira veriyorsun. Adamlar para kazanmanın yolunu bu şekilde sağlamış. Daha çok var burada neler anlatıyoruz da. Bugün detaylı gezelim burayı. Ama burası o yüzden şey Plutonium. Hades'in gelişi olarak da bilmiyorum. Neler var ya? Neler olmuş burada? Neler olmuş neler? Neler neler? Hem cennet hem cehennem birbirini tamamlayan. Oldu. Sinek sen galiba. Sinek. Sağ ol. Sağ ol. 12 Hazreti İsa'nın ilk 12 kişiden birisi buraya geliyor. Gözleri çocuğun gözlerini rahatsız edecek. Burada Hristiyanlığı yaymak istiyor. Çünkü burası doğudan batıdan gelen insanlarla dolu. Herkes anlatırsa doğuya batıya Hristiyanlığı yaymış olur. Ve gerçekten de bu işe yarıyor. Ve adam Hristiyanlığı çok iyi bir şekilde kısa sürede her yere yayınca buranın yerli zengin halkının çok hoşuna gitmiyor. Çünkü buraya gelenler şifa bulmaya geliyor. Burada kutsal sudan dolayı. İkincisi buranın zaten kendi bir inancı var. Paganizm. Hristiyanlığı çok benimsemiyorlar ve sevmiyorlar. İnsanlar paganizmden Hristiyanlığa doğru geçiş yapınca adamı öldürüyorlar. Öldürdükten sonra da buraya gömüyorlar. 400 yıldan sonra Hristiyanlık serbest bir gün olunca buraya bir şehitlik yapılıyor. Martyum. Günümüzde de Hristiyanlar buraya hacı olmak için, dua etmek için geliyorlar. Karşı tepede. Oraya haç gruplarıyla geliyoruz. Onlar ne ya? Hobbit evleri gibi. Oradakiler mi? Evet. Onlar mezarlar. Onlar şey, aynen. Mezarlar. Ya mezar ya da... Dağın tepesinde olanlar mezarlar. Evet, çok güzel. Nekropolis. Yani nekroylü. Ölüler şehri yani kabristan. Yesus. Şu aşağısı Hierapolis. Dikkat et. Arabalar geliyor. Tiyatro. Sol taraftan gideceğiz. Hazırsanız dünyanın en ilk koruna gelmiş. Restorasyonu gerçekleşmiş. Yunan tepeyi... Tiyatro. Hierapolis tiyatrosuna girelim hadi. Haydi buyurun. Oley. Evet. Harika bir manzara. Sol diyor, sol. Ooo, aşağıya var. Bu böyle. Çok iyi değil mi? Harika. Babam,
Burada kontrolü görüyoruz. Sen sus takın. Korona gelmişi daha yüksek. Yani %90 orada. Oranın sahne binası yok. Burası sahne binası. Bu otomatik kahve yakasını, orkestra ve skenası. Hepsi Burada mı kuracaksınız? Burada mı çekelim? Kaçırdım, pardon. Bunlar popcorn için miydi? Anlamadım. Popcorn ya da Coca-Cola için değil. Buraya gelen soylular, zenginler tabii ki de. Oturuyor aşağıya en zenginleri. Buraya da zenginler geliyor. Yardımcıları buraya da çubuklar dikiyor çünkü gölgelikler. Yani burada perdeler var. Onları destekleyen çubuklar. Yani vay be. O zaman da perde varmış demek ki. Tabii. Ya da çok zengin bir ailesi. Sadece ondan bize. Bazıları combo alıyorlar yani sezonluk. İşte orada da isminiz soy isminiz yazıyormuş. Hep arda arda yapacağız. 1, 2, 3. Bir daha. Ya şimdi sen bize şarkı mı söyleyecektin? Shakira'dan. Evet, Shakira, Shakira. İnsan şekline geliyor ve yerleri insanlara iyileştirme güce sahip. Bunlara yönelik. Başka bir şey. Orijinaller zaten şeydi. Müzede. Of çok iyi ya. Bunlar gerçek değil. Anne altın. Nasıl ya? Gerçek heykeller müzede. Aa, ben gerçek diye çekiyorum. Tövbe tövbe. Gerçek gibi ama. O zaman niye boşuna çektirdiniz ya? Çünkü bunlar çok değerli götürürler. Evet. Ama Ladikya'dakiler gerçekten senin şu beğenmediğin şeyi götürürler. Hani orada cahil kaldın ya orada. Yo, I bak giriş like, çıkış kapıları şurada. What? I don't listen you. Oradan yandan mı çıkılıyordu? Ben bilmiyorum. Biz durmadan gelip çocuk kalktı omzuna falan çarptı. Buradayız. 15 numara şu kapı. Tamam. Kapı. Buradan spor salonu, yani cimnazyum oradan geçtik. Burada sizin yerin altındaki, o 2,5 metre yerin altındaki yeri gösterdi. Asıl yürüyüş alanında, ana caddeyi. Sonrasında hamamın olduğu yere geldik. Hamamdan travertenlerde bir servis alan verdik. Bari çay kahve içtim ben. Sizi bekledim. Oradan önünden antikamıza gittik. Antikamızda sodalıklarımızı aldık. Arkasından hemen şuradan. Burada ne var? Nefeyim yani anıtsal tapınak çeşme. Hemen arkasından Apollon tapınağının olduğu yerden. Şurada, burada 11 numara mı göstermişler? Burada Hades'in, Plutonium'un cindeliği var. Cindeliği diye yazmışlar. Plutonium Hades'in yeri. Oradan yukarıya doğru geriden çıktık. Size 16 numarayı gösterdim. Aziz Filip'in 12 havadan bir tanesi buraya gelmiş olduğunu haç noktası olduğunu gösterdim. Buradan tiyatroya geldik. Tiyatroda fotoğraf çekildik. Tiyatromuzu anlattık ve buradan aşağıya çıkışa geri geldik. Ama normalde şehrin %30'luğun kısmını gördüm. Sabah saat 8.30'da başlasaydık. Buradan geliriz Nekropol'den, kabristandan. 1500'den fazla mezar arasından geziyip hamamı görüyoruz. Şehrin ana kapısını, Latina Public Toilet, yani kamusal tuvaletini görüyoruz. Agora'sı. Çarşı var. Burada sonra Frontones Caddesi'nden ikinci kapıya giriyoruz. Bizans kapısı. Poseidon'u da oradan. Bu caddeden gidiyoruz. Normalde Anlatarak. Bak gel bak şuradan bir yukarıya bak. Bak buraya
bayram öncesi alışveriş için ya da işte annemler falan sürekli buraya gelir. Bizim yabancı ülkeler yaşayan akrabalar, ondan sonra geldiğimiz yerli gruplar. Eğer denize girebilecek kadar vaktimiz yoksa başka yerlerden ama denize giriyorsak mutlaka buraya uğrayırız. İlk bulunan baba dağlar. Yemi taşımadı mı? 3 kişi çıkardım, 4 kişiden kaldık. Ben arıyorum şeyi restoranda. Çok yemişsiniz. Neyse ki ben yanlarındaydım. Hiçbir sıkıntı olmadan yetkiler geldi ve çıktık. Evet, hatırlası güzel bir yer. Ya kendine çok iyi bak, gel etmem seninle. Evet, ayrılık vakti. Dünyanın ayrılık vakti de bir daha görüşürüz. Thank you Ali. Teşekkürler. 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 Thank you soon. Evet, ben de öpüyorum kardeşim. Kardeşim teker teker gel her zaman. Bizi çok mutlu etti. Harika bir deneyimdi, mükemmel. Harika bir gündü. Ailemi gezdirmiş gibi oldum zaten. Tamamdır o zaman.